One Piece mangasının 1096. sayısının incelemesine hepiniz hoş geldiniz. Gerçekten çok efsane bir manga sayısı vardı. Rox korsanları, Zeebek, Roger, Garp ve Tanrılar Vadisi olayı ile ilgili gerçekten fragman niteliğinde bir bölüm yayınlandı. Ve bu sayının yarısı gerçekten inanılmaz güzeldi. Manga o kadar iyiydi ki yani okurken heyecandan yerimde duramadım. Konuşacağımız, değineceğim çok konu var. Tanrılar Vadisi'nde biliyorsunuz insanlar avlanıyor ve köleler avlanıyor ve bunun kazancında da şeytan meyvesi ödülleri veriliyormuş. Ve bu ödüllerden bazıları pati pati meyvesiymiş ve bazı önemli güçler elde edilebilecek değişik meyveler varmış. Bunlardan biri tabii ki de Kaido'nun meyvesi de buradan geliyor. Ve Rox korsanlarının buraya gelme sebeplerinden biri şeytan meyvesiymiş. Peki Roger korsanları buraya neden geldi? Garp Roger'ı duyduğu an direkt ayağa kalktı ve gelme kararı aldı. Bölümün başından sonuna kadar bölümü inceleyeceğim, ardından biraz da teori yapacağız. Bölümle ilgili konuşacağız. Uzun bir inceleme olacağını düşünüyorum. Umarım hepiniz videoyu beğenirsiniz ve yorum atıp düşüncelerini belirtirseniz çok sevinirim tayfa diyorum ve bölüme ardı ardına geçiyorum. Öncelikle geçenlerde bir video yayınlamıştım. Bu Tanrılar Vadisi'nde sandıklarda şeytan meyveleri çıkabilir diye. Bunu açıkçası ben de düşünüyordum. Çünkü verebilecekleri ne ödül olabilir ki yani? En mantıklısı şeytan meyvesi olurdu. Çünkü şeytan meyvesi tüm dünya tarafından önemsenen bir şeydi. Ve evet, sandıklarda şeytan meyvesi varmış ve bizim geçenlerde yaptığımız teori de aynen şuydu. Belki onu izlememişsinizdir diye tekrardan şu an bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz Shanks Figgerlands ailesinden geliyor ve Garling Figgerlands da şu an burada. Bana kalsa bu şeytan meyveleri sandıklarda korunuyordu ve Shanks'i korumak için sandıklardan birinden şeytan meyvesini aldılar ve içerisine sandığa Shanks'i yerleştirdiler ve o sandığın içinde aslında Gomu Gomu'nun bir meyvesi varmış ve bu yüzden Shanks o sandığın içinde biliyorsunuz Roger korsanları tarafından bulunuyor. Bana kalsa Roger Raftel'e gittiği zaman Gomu Gomu'nun meyvesinin önemini ve hayalini gerçekleştirememe sebebinin Gomu Gomu'nun meyvesine sahip olamadığını anlıyor ve bunun sebebi Shanks'in o kutuya yerleştirilmiş olması ve o sandığı alamamaları. Yani aslında sandıktan Gomu Gomu'nun meyvesi çıkacaktı. Onun yerine Shanks çıktı ve böylelikle Roger'ın hayali gerçekleşemedi ve sonrasında Roger ve Shanks Roger Raftel'den döndükten sonra Shanks ona bir soru soruyor. Shanks'in sorduğu soru da şu: hayalini gerçekleştirebildin mi diyor. Roger da maalesef hayalini gerçekleştiremediğini söylüyor. Bunun sebebi de Shanks'in o sandıkta olmasıymış ve aslında Shanks yerine Gomu Gomu no Mi 10 sandıkta olacaktı. Yani aslında Shanks eğer Roger korsanları tarafından bulunmasaydı ve o sandığa Shanks koyulmasaydı Gomu Gomu no Mi'ye Roger sahip olacaktı ve Roger hayalini gerçekleştiremeyecekti. Shanks de bu yüzden Roger'ın hayalini, yani kaptanın hayalini gerçekleştirilemediğini, kendisi yüzünden olduğunu düşünüyor ve ağlamaya başlıyor. Hem Roger hayalini gerçekleştirmemiş oluyor hem de Shanks kaptanın hayalini gerçekleştirmediği için ağlıyor vesaire ve sonrasında tabii Shanks kendini One Piece'e gitmeye, kendini buna şereflendirmiyor diyebilirim. Ta ki Roger'ın hayalini gerçekleştirecek birini bulana kadar ve sonrasında tabii Gomu Gomu'nun meyvesini buluyor ve Luffy'ye, Luffy yiyor ve Roger'ın iradesini, hayalini taşıyan Shanks olacağı, Luffy olacağı için sonrasında artık seri sonunda Luffy'nin uyanış yaptığında görünce Roger'ın hayalini gerçekleştirecek olan kişiyi buluyor ve sonunda Shanks One Piece'e gitme kararı alıyor. Tabii ki işte teori buna dayanıktı ve şu an teori gayet mantıklı ve yerinde gidiyor bana kalsa. Evet, Roger korsanları buraya neden geldi? Bana kalsa Roger korsanları şeytan meyvelerini duymuştur. Net yani. Zaten bu adaya vardıklarında bahsedecekleri şey Roger kozunu, kaptanlık kozunu kullanma, hazinelerin ganimet bölüşümünde kaptan olma kozunu kullanma yok diyor yani. Bu ne demek? Tamamen bana kalsa hazine için gelmişler. Ya sonuçta Roger'lar da bir korsan ve Gomu Gomu no Mi'nin ve şeytan meyvelerinin burada olduğunu biliyorlardı. Bence Gomu Gomu no Mi'nin ne kadar önemli olduğunu daha önceden öğrenmişlerdi ve meyve için geldiler. Şeytan meyveleri için geldi onlar da. Bana kalsa tamamen asıl amaçları Gomu Gomu no Mi'yi almaktı Roger'ları. Çünkü kayıp yüzyıl ve Raftel'e gitmeleri ve hayallerini, Roger'ın hayalini gerçekleştirmesi için meyveye ihtiyacı vardı ve o yüzden zaten sonrasında sandıkları da alıyorlar bu arada yani. Ve Zeebek'le savaşıyorlar. Roger'ların gelme sebebi bu. Rox korsanlarının gelme sebebi çok da ilginç. Hem aralarında şeytan meyveleri için gelmişler hem de Rox korsanlarının hiyerarşisi çok değişik. Neden çok değişik? Çünkü aralarında kapışıyorlar. Kaptanlarına saygı duymuyorlar. Hepsi birbirini ezmeye çalışıyor. Biri diyor hepsi benim olacak. Biri diyor ben sizi hepinizi uçuracağım. Shiki, ki Shiki'nin meyvesinin kanon olduğu artık onaylanmış durumda. Kaido Roger için geliyor. Kaido'nun amacı zaten biliyorsunuz Joy Boy'u yenmek. Öyle bir olay var yani. Beyaz Sakal hiç umursamıyor kimseyi ve diyor ki o salak Rox buraya geliş nedenimizi aklından
çıkaracak. Öncelikle o şeyin burada olduğunu doğrulamalıyız diyor. Ve bölümün başında da zaten bir korsan adasından çalınan taçtan bahsediliyor. Ve bu taç bana kalsa dünyanın kralı olacak olan kişinin tacı. Ve dilerden kalan bir taç bence. Ve Karasakal da bence aynı tacı istiyor. Ve bu tacın ekstra bir gücü, ekstra bir özelliği de olabilir. Bence asıl geliş amacı Zeebeck'in buydu. Hem şeytan meyveleri hem de o tacı istiyordu. Çünkü taç bence dilerden kalan önemli bir şey. Taçın bir iradesi de olabilir. Ve bence taç çok önemli bir şey. Zeebeck bunu ele geçirdiği zaman bence çok güçlü olacak. Bence bu yüzden taç için geldiler tamamen. Tüm Rax korsanları adeta adaya dalıyor. Ve bunun öncesinde tabii çok önemli şeyler oluyor. Ginny bütün her şeyi dışarıdan öğrenmiş. Bir, Ginny nasıl bu kadar bilgiye sahip? Bana kalsa Ginny burada bu bilgileri alma sebebi bir yerlerde adamları var. Yani bu kadar küçük yaşta bir çocuğun bu kadar bağlantısı olması gerçekten çok tuhaf. Aklıma iki tane şey geliyor. Birincisi Dragon daha şimdiden bence devrimci olmuş ve Ginny'ye bilgi veriyor. Ve aslında bu kölelerin kurtarılmasındaki en büyük sebebiyeti bence Dragon. Dragon tüm bu hepsini planladı arka planda. Tam bir devrimci liderin yapması gereken bir şey. Tam böyle kimsenin görmediği bir yerde her şeyi planlıyor ve Ginny ile bence her şeyi o planlamış gibi gözüküyor. İkinci bir sebep, buralardayken Dragon denizciydi ve sonradan devrimci oldu ki bana bu çok da mantıklı gelmiyor. Tanrılar Vadisi'ndeki olayı görerek de etkilenerek de bence devrimci olmuş olabilir. Ve bölümün sonlarına doğru Ginny'nin Kuma'yla beraber yaşadığını, Kuma'dan 4 yaş büyük olmasına rağmen onunla birlikte mutlu mesut yaşadığını görüyoruz. Yani bu saatten sonra ben Ginny'nin çıkıp Luffy'nin annesi olma fikrinin biraz zorlama olduğunu düşünüyorum. Ginny bence tamamen Bonnie'nin annesi. Artık bu konuda ben eminim yani. Buradan çıkıp işte Dragon'la bir ilişkisi olacak, oradan sonra bir şeyler olacak falan biraz bana gerekli değilmiş gibime geldi. Avlanacak 150 tane nadide tavşan var diyor ve tavşanlar alınıyor. Yani aklımıza direkt şu geldi. Mihawk'ın biliyorsunuz efsanevi Zoro sahnesi var. Bir şu an bir tavşandan farkın yok diyor ve tavşan avlıyor yani. Mihawk eski Tanrı Şövalyesi mi? Neden böyle şeyler söyledi? Yani bu ikisi arasındaki bağlantı tesadüf olabilir mi? Bence kesinlikle tesadüf değil. Bu çok önceden planlanmış bir şeydi. Bana kalsa Mihawk net eski Tanrı Şövalyesi bence. Bir Tanrı Şövalyesi'nin oğlu da olabilir ama bence Tanrı Şövalyesi. Zaten Shanks'la bu kadar çok yakın olmalarının sebebiyeti de bence bu. Çünkü Shanks'ın zaten babası Figurland Garling ve şu an adada Shanks bir yerlerde duruyor ve belli ki Shanks'ı korumak için sandığa koyacaklar. Bunu zaten, bu teoriyi zaten az önce anlatmıştım size. Bu da bununla ilgili bir şey. Bana kalsa Mihawk da bu Tanrı Şövalyelerinin çocuğu veya şu an adada bu olayı da belki izliyor olabilir veya bu olaya doğrudan katılmış olabilir. Mihawk'ın bu kadar soğukkanlı olma sebebinin de geçmişinden gelen bir şeyler olması gayet mantıklı. Ben. Yani şu anki Filo Amirali Kong çok güçlü bir karakter. Yani daha şimdiden Filo Amirali yapıyor. Sonrasında da Dünya Hükümeti'nin başkomutanı unvanını alıyor. Yani Kong'un ben çok güçlü bir karakter olduğunu düşünüyorum. Gücünü henüz bize göstermediler ama kafasındaki diken şeklinde. Ben biraz böyle mistik soğan, işte dinozor meyvesi tarzı bir şeyler bekliyorum. O tarz bir şeyler hissettim böyle görünüşünden sırf. Tabii görünüşünden bunu çıkarmak biraz yanlış olur. Bunun dışında Garp'a Rax korsanları geliyor, şu geliyor, bu geliyor, efsane şeyler oluyor diyorlar. Garp yerinden oynamıyor, kıpırdamıyor, umurunda değil. Ya Garp artık tanıyoruz. Garp hiçbir şey umursamıyor. Denizci olma sebebi de adamın zaten denizci olmak istiyormuş. Kutsal ejderleri de sallayan biri değil. Dünya hükümetini de sallamıyor. Üstlerini de sallamıyor. Şu an hali hazırda amiraller de varken tutup kor amiral çağırıyorlar. Düşünün yani. Amirallerden çok daha üstün seviyede şu an Garp. Bu zaten ortada. Tutup Garp'ı çağırıyorlar ve amiraller gelmiyor bence. Garp geliyor çünkü Garp hepsinden çok daha üstün ve Garp'ın amiral olmama sebebi zaten bu adamın hiçbir şey sallamaması. Niye amiral olsun ki? Kendi kendine sorumluluk alsın. Adam canı isterse istediği yere gidiyor. Canı istemez. İstediği yere gitmiyor. Zaten kutsal ejderleri salladığı falan yok. Bu adam sadece denizci olmak için olmuş güç odaklı bir karakter yani Garp. Umursamaz. Kafasında ne isterse onu yapıyor yani. Tutup da yani Garp üzerinden bence duyar kasmanın mantığı yok. Garp ne kutsal ejderleri, ne dünya hükümetini, ne arkasındakileri hiç umursayan biri değil. Bana kalsa yeri de gelse çatır çatır vuracak yani kutsal ejderleri. Öyle umursamaz seviyede bir adam. Garp'ın gelme sebebi abi Roger'ma mı geliyormuş falan deyip hemen ayaklanıyor zaten. Bu adamın Roger'la olan takıntısı ne? Biraz da buna değinelim. Ya tabi Grand Line'da sonuna kadar Roger, Garp kafa kafaya gelmişler. İşte Garp Roger'ı sıkıştırmış. Böyle şeyler olmuş ama bunun dışında da sanki ekstra bir şey varmış gibi gözüküyor. Ben çocukluğundan beri Garp ile Roger tanışıyorlar. Ve sanki Roger işte korsan olmayı seçiyor. İşte Garp denizci olmayı seçiyor falan. Aralarında böyle çocukken çarpışıyorlar falan. Ve böyle çocukluktan beri gelen bir rekabet varmış gibi hissettim ben. Çünkü birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Ve birbirlerine bu kadar çok odaklılar, kilitliler. Bence seri boyunca hatta serinin başında bile Garp ile Roger sözleşmiş olabilirler. Dünyanın en güçlüsü olmak için. Bu tür bir şey hikaye çıkacağını ben açıkçası düşünüyorum tayfa. Kutsal ejderler ve Figurland Garling'den nefret ediyoruz artık. Görmek istemiyoruz. Çünkü çoluk çocuk demeden herkesi öldürüyorlar ve çok acı verici sahnelerle karşı karşıya kalıyoruz. Ve Ivankov'un çok iyi işler başardığını görüyoruz. Tam bir lider edasıyla bütün oradaki çocukları bir
araya toplayıp bir köpek balığı balık adamını bir araya getirip kaçmak için plan yapıyorlar ve Kuma tabii ki de meyveyi yiyor, pati pati meyvesini, ve bu pati pati meyvesiyle birlikte 500 tane kişiyi kurtarıyormuş. Zeebeck, Roger, Beyaz Sakal, işte John, Big Mom, Kaido, işte Shiki, herkes orada. Kaptan John, Zeebeck, herkes orada ve Kuma bu çocuk haliyle meyveyi ilk defa yiyor ve 500 kişiyi kurtarıyor. Yani bu inanılmaz bir şey değil de ne yani, sen nasıl kurtardın 500 kişiyi o kadar şeyin arasında? Ya bana kalsa meyveyi burada sonuna kadar kullanıyor Kuma ve ırkından gelen, Buchanan ırkından gelen bir olay daha var. İşte bunun etkisinde, o iradesiyle 500 tane kişiyi kurtarmayı başarıyor ve meyvesini bence burada uyandırıyor da olabilir. Ve bana kalsa Kuma Nika'dan bahsetti ya, özgürlük savaşçısı, insanları kurtaran, köleleri kurtaran Kuma gerçekten bir nevi Nika olmuş oldu ya, öyle değil mi yani? 500 tane kişiyi kurtarıyor, kendi kurtuluyor, insanlara yardım ediyor ve kendisi köleyken, zor durumdayken bunları yapıyor. Gerçekten Kuma inanılmaz bir karakter. Hatta şu an One Piece'in gelmiş geçmiş en iyi karakteri bile olabilir benim gözümde. Ve yani Kuma, gerçekten Kuma'yı görünce artık duygulanıyorum ve ağlamamak için kendimi zor tutuyorum abi. Bu kadar olmaz ya. Gerçekten bu kadar iyi bir hikaye, bu kadar iyi bir karakter, hepsi bir araya koyulmaz ya. Hepsi bir araya koyulmuş işte. Rax korsanları geliyor abi ve gelmesi hışımı da zaten o kadar olay oluyor ki, tam manyak karakterler abidesi Rax korsanları. Zeebeck'e saygı duymuyorlar ve bu korsanlar bir araya toplanmış, hepsinin amacı güç odaklı. Meyve alayım, güç alayım, işte kendimi güçlendireyim, meyve toplayayım. Yani Zeebeck resmen kara sakal misali en güçlü adamların hepsini bir araya getirmiş. Açıkçası bence bu da bir başarı. Sen nasıl bu kadar, hepsi ayrı ayrı korsu, hepsi ayrı ayrı kaptan oluyor bu arada Rax değil, Zeebeck'ten sonra. Zeebeck'in elindeki pençeyi aynı kara sakal da kullanıyor. Zeebeck'in aynı şeylerini yapıyor, aynı hareketleri yapıyor. Dünyanın kralı olmak. Marshall D.T. ismi ama belki bu annesinden falan geliyordur da babasına özendi tarzı bir şey olabilir, ama bu kadar benzerlik, bu kadar yakınlık bence tamamen özenme olacağını ben düşünmüyorum. Mutlaka soy faktörü de var. Kara sakallı Zeebeck artık bir akraba, %100'lük var. Bence babası ya artık, net yani artık. Bu saatten sonra yani aynı elindeki şeyleri, pençeyi kullanıyorlar. İşte aynı meyveye, belki aynı meyveye sahiplerdir. Bilemiyoruz. Roger'la Garp bir arada olup Zeebeck'i yerip öldür. Bölümün sonunda zaten şöyle bir sahne var. Dur Rax, yoluma çıkma Roger diyor ve orada belli ki Rax'ı durdurmaya çalışıyor. Roger da onu engellemeye çalışıyor. Roger'ın bence burada Rax'ı engellemeye çalışacağı tek şey insanların ölümünü engellemek olur veya bir çocuğun ölümünü engellemek olur. Bana kalsa Rax orada yatan kutsal ejderin çocuklarını öldürmeye çalıştı. Zeebeck çok büyük bir teknik yapacaktı ve çocukların ölümüne sebep olacaktı umursamaz bir şekilde. Ama Roger bunu engel olmak istedi ve bence Zeebeck'i indirdiler diye düşünüyorum ben. Garp'la bir olup Zeebeck'i neden öldürmeye çalışsın? Bana kalsa Zeebeck burada çığırından çıkıyor. Bütün çoluk çocuk demeden herkesi öldürmeye fikrinde. Sivilleri de öldürmeye fikrinde. Ve sivilleri öldürmek Garp'la Roger'ın net olarak hoşuna gitmiyor. Ve Zeebeck'i bence indiriyorlar. Onun dışında kim, bence Roger'la Garp o kadar ileri gidip Zeebeck'i öldürecek kadar güç sarfiyet harcayamaz yani. Bunun harcamasının sebebi bence sivillerin ölümüne engel olmasıydı. Bundan tabii Roger geliyor ve Roger'lar bayağı iyi geliyor. Roger'ın gençliği bana Ace'i hatırlattı, o yüzü falan. Çok güzel çizilmiş Roger. Ben çok beğendim. Ve Garling, Aziz Figurelands Garling'e karşı Roger'lar giriyor. Bir yandan Garp geliyor falan derken tabii ardından Tanrılar Vadisi'ne veda ediyoruz ve Satürn geliyor. Satürn'den nasıl acaba Kuma kaçtı? Ben merak ediyorum. Nasıl acaba kurtuldu orada? Çünkü Satürn bildiğin Kuma'yı tokat diyor yani. Nasıl buradan? Morgans tüm dünyaya Garp'ın kahramanlığından bahsediyor. Bu Morgans Mardrabaz'ın teki, dünyanın zirvesindekiler ne isterse onu yazıyor diyor. Ve açıkçası Garp'ın burada kahraman olarak anılması, olayların kapatılması falan hepsinin tabii ki de Morgans'ın çarptırılması olduğunu görüyoruz. Asıl bilgi hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Tabii ta ki Oda Sensei her şeyi açıklayana kadar. Ve Kuma sonrasında meyvesini kullanıyor tabii ki de ve Gins'le beraber yaşıyor. Ve ardından tabii bölüm burada sona eriyor. Çok epik bir bölümdü. Çok efsane bir bölümdü. Gerçekten yani bu bölümün üzerine bölüm tabii ki de oldu ama bu kadar. Yavaştan da bu incelemenin sonuna geliyoruz tayfa. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.